Efendim, bakış programına hoş geldiniz. Bugün sigorta konuşacağız. Koronavirüsün aslında etkisini konuşacağız. Birkaç tane soracağımız soru var, konuşmamız gereken. Bunlardan bir tanesi bu koronavirüs sürecinde, COVID-19 sürecinde sigorta sektörü tüketicilere ve reel sektöre nasıl destek oldu? Bir soracağımız sorulardan bir tanesi o. Tabii merak edilen konulardan biri de malum hemen hemen her sektör bu virüs salgınından nasibini aldı. Sigortacılar nasıl etkilendi? Bir soracağımız sorulardan biri de bu. Bir de yine en çok konuşulan konu bu zamanlarda ve 1 Haziran'dan sonra da yavaş yavaş normalleşme adımlarına geçtik zaten. Gelecekte hem sigorta sektörünü hem de aynı zamanda tabii paralel olarak vatandaşları neyin beklediğini. Yani kritik soru şu. Herkes bu salgında bir şekilde kendine yönelik bir ders aldı ve önümüzdeki yol haritalarını da bu dersler çerçevesinde belirledi. İşte bu dersin ne olduğunu bir soracağız sigorta sektörü açısından. Tabii bu ders aynı zamanda tüketicilere yansıyor zaten. Çünkü önümüzdeki dönemde sigorta yaptıracak, geniş bütün sigortaları yaptıracak kesimleri neler bekliyor? Tabii bunların hepsini de Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Şencan ile konuşacağız. Kendisi konuğumuz. Detaylı soracağız. Sizlerden gelen soruları da parça parça bir araya getirip ki bu sorular içindedir. Onları da bu çerçevede Sayın Şencan'a sorup cevaplarını alacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz. Noyan Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim programa davetiniz için. Yeniden görüştüm. Çok memnunum. Sağ olun. Ne demek efendim, ne demek? Ya bir müddet ara vermiştik madem salgın dönemiyle. Şimdi hepimiz normalleşiyoruz ve bir araya geldik. Aslında sektöre gelmeden ben bir iki cümle sizden alayım, öğreneyim. Ya nasıl geçirdiniz bu salgın dönemini? Şimdi görüyorum siz şeydesiniz, şirkettesiniz. Belli ki mesaiye Evet. başlamışsınız. Peki salgın dönemi nasıl Başladık. geçti? Ne yaptınız? Valla salgın dönemi tabii salgının başlangıcında ekiplerimiz, özellikle olağanüstü destek ekibimiz ve bütün ekiplerimiz çok güzel çalıştılar. Ve Mart'ın sonuna doğru, hatta sonuna kalmadan biz evlere, home office'e, evlere çekildik. Çalışmalarımızı oradan yürüttük. Ve çok da iyi oldu, onu da söyleyeyim. Yani bizim personelimiz, çalışanlarımız tabii çok uzun süreden beri birlikte çalışıyorlar. Herkes birbirini tanıyor. Öyle bir tutkal var. Yani iletişim, diyalog fevkalade iyiydi. Bir sıkıntı yaşamadık. Teknolojimiz, teknik ekiplerimiz fevkalade kuvvetli. Bütün ekiplerimiz öyle. Ve çalışmaları evlerden sürdürdük. Çok da verimli çalışma dönemi oldu, onu da söyleyeyim. Sonra bütün bu dönemi sağlıkla sıhhatle, o tarafı da çok önemli tabii. Sağlıkla sıhhatle bitirdik. Şimdi 1 Haziran itibariyle tabii komple dönmedik, onu da söyleyeyim. Bir kısım arkadaşlarımız yine evden çalışmaya devam ediyorlar. Ama %10'la işte şu anda %20 ile binamızda, şirketimizde çalışmaya başladık. İnşallah bu dönemi de, bu geçiş dönemini de hep birlikte sağlıkla sıhhatle geçiririz. Ama şunu özellikle vurgulayayım. Biz evlere de gitsek, buraya da dönsek, bir kısmımız evde de çalışsa, bir kısmımız burada da çalışsa, ayrı ayrı evlerde de, farklı yerlerde de çalışsak, Anadolu sigortalar arasında müthiş bir iletişim var, tutkal var, öyle söyleyeyim. O da şu, onun sırrı da şu, biz senelerden beri birlikte çalışıyoruz. Yani böyle giren çok istisnai haller dışında dışarı çıkıyor. Senelerin tecrübesi var, herkes birbirinin dediğini hemen anlıyor. Diyalog, iletişim fevkalade müthiş diyebilirim. Bu dönem onun için, bizim için rahat geçti. Özellikle bunları belirtebilirim Noyan Bey. Peki. Peki. Şimdi Mehmet Hocam bir küçük haberimiz var. Arkadaşlar bir toparlama hazırlamışlar. Onu bir izleyelim. Ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Soracak soru çok. Vakitte Tabii. kaybetmeyelim. Birlikte bir haber izleyelim efendim. Olur tabii. Sigortacılar koronavirüs salgınına karşı peş peşe tedbirler açıkladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında trafik, kasko, konut ve iş yeri sigortalarında %25'e varan oranlarda indirim uygulayan sigorta şirketleri taksit ödeme sayılarını da 12 aya kadar uzattı. Salgın döneminde primini ödeyemeyen vatandaşın poliçeleri de iptal edilmiyor. Sektörün toplam prim üretimi incelendiğinde 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın Nisan ayına göre %10,6 artış gösterdi. İlk 4 aydaki büyüme oranı ise %16 oldu.
sigorta şirketleri koronavirüs tedavisini özel sağlık sigortası kapsamına aldı. Böylece salgınla ilgili tüm tedavi giderleri özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortasından karşılanıyor. Normal şartlarda salgın döneminde sigorta yapılmıyor ama sigortacılar bu kuralı da uygulamama kararı aldı. Dileyen özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilir ancak sigorta yapıldıktan sonra 14 gün bekleme süresi uygulanıyor. Trafik sigortasına bakıldığında ise oto hasarları azalmasına rağmen yedek parça maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirindeki aksama maliyetlerin artmasına neden oldu. Evet efendim, özetle böyle. Evet şimdi Sayın Şencan başlayalım. Sigorta sektörü yani sizler sigortacılar sektör olarak bu dönemi nasıl geçirdiniz? Bir iki tane peşi sıra sorayım ki araya girmeyeyim, bölmeyeyim lafınızı. Bir, ne kararlar aldınız? İki, asıl önemli olan bu süreçte sigorta vatandaşlara, tüketicilere ne gibi destekler sağladınız? Ben biliyorum işte sağlık sigortası var, kasko var, trafik var, reel sektöre var. Biraz sizden dinleyelim, neler yaptı sektör? Tabii. Şimdi ben burada sigortacılık sektörünü başta tabii regülasyonu yapan sigorta hazine müsteşarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığımız içinde Sigorta Genel Müdürlüğü var. Orada bir geniş bir örgüt var, yani devletimiz. Şimdi gerçi biliyorsunuz artık SDDK kuruldu. Onun görevleri SDDK'ya geçecek. Ama bu dönemde hem devlet, yani müsteşarlık, sigortacılık genel müdürlüğü, hem sigorta sektörü, yani Türkiye Sigorta Birliği'nden bahsediyorum, hem de sigorta şirketleri şeklinde söyleyebiliriz. Yani sigortacılık ekosisteminde ve bunlarla ilgili de bütün paydaşlar, söz etmediğim bütün paydaşlar çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle sigorta konusunda, sigortalılar konusunda, acenteler konusunda, bütün paydaşlar konusunda çok iyi bir dönem geçirdik diye düşünüyorum. Bir defa özellikle bu alınan önlemler paydaşlarımızı, hem acentelerimizi hem sigortalılarımızı rahatlattı. Özellikle finansman tarafında, yani şunları söyleyebiliriz. Mayıs ayında mesela primler özellikle zorunlu sigortalar konusunda ertelendi. Bir takım sür primler netice itibariyle yine bu dönemde alınmadı. Bir takım indirimler gerçekleştirildi tarifelerde. Bütün bunlar hem acentelerin hem sigortalarımızın, tüketicilerin lehine olan sayısız düzenlemeler yapıldı. Bu söylediğim hem devlet tarafında hem sigorta şirketleri tarafında bu önlemler alındı. Ayrıca sigorta şirketleri de, sektörde sigorta şirketleri de ciddi, hemen hemen tüm sigorta şirketleri özellikle acentelerine ve sigortalıları rahatlatmak adına da ciddi destek paketleri açıkladılar. Birinci destek paketleri, ikinci destek paketleri, sayısız teknik imkanlar sağladılar. Bunlar daha çok ağırlıklı işletme sermayesine, sermayeye yönelik, finansmana yönelik, rahatlamaya yönelik imkanlardı. Bunları sundular. Bunları bu dönemde özellikle bunların kuvvetlenmesini sağladılar. Çünkü bu bir göçüş dönemi, dayanışma dönemi, birlik beraberlik dönemi. O dayanışmayı sektör gösterdi diye düşünüyorum. Sona bıraktım ama özellikle son bahsediyorum. Fakat en önemli düzenlemelerden bir tanesi de sektör özellikle sağlıkla ilgili ciddi bir sorun var. Birinci derecede bu, çünkü pandemi sağlık sıhhatle ilgili bir ciddi sorun yarattı. Hem ülkemizde hem dünyada. Sigortalıları bakımından özellikle sigorta sektörüyle ilgili baktığımız zaman geçmiş dönemde bu pandemi istisnaydı. Ama bizde dahil olmak üzere, Anadolu Sigorta'da dahil olmak üzere bütün sektör bu sağlıkla ilgili, pandemiyle ilgili istisna olmasına rağmen bunu sigorta poliçelerine, sigortaya dahil etti ve sigortalılarımızı özellikle sağlık bakımından ve acentelerimizi rahatlattı. Bu da çok önemli kararlardan bir tanesiydi açıkçası. Ben bunları genel olarak söyleyebilirim. Peki Nayan Bey. Mehmet Bey, bir araya gireyim hemen. Mesela o dönemde şunları ben sizlerden, yani diğer bütün sigorta şirketlerinin yöneticilerinden duydum. Primini ödeyemeyen, işte parası, yani bedelini karşılayamayan kişilerin mesela poliçelerini iptal etmediniz. Aksine onun yerine
bir takım avantajlar sundunuz. Mesela yine sektörde bizde sigorta poliçesi 12 aylıktır, süreleri uzattınız. Biraz bunlardan bahsetsenize. Bunlar çok önemli uygulamalar aslında. Tabii şimdi bu salgın, pandemi özellikle sağlık sıhhati olumsuz yönde etkilerken tabii alınan önlemler de ekonomileri ciddi bir şekilde etkiledi. Özellikle hem kurumsal tarafta, hem ticari tarafta, hem mikro işletmeler tarafında ve bireylerde ciddi ekonomik sıkıntılar meydana geldi. Tabii bu da sigortacılık sektörünü de etkiledi. Açıkça bunu söylemek lazım. Ne tarafını etkiledi? Tahsilat tarafını etkiledi. Bu dönemde sigorta şirketleri şükür özellikle mali tarafları, mali bünyeleri ve bilançoları son derece sağlam olduğu için, likit oldukları için bu finansmanı özellikle tahsilat tarafında bütün sigortalılara sağlamaya çalıştılar. Öyle söyleyeyim, alınan önlemler işte tahsilatta ciddi imkanlar getirildi. Yani taksitlendirme getirildi, öteleme yani primlerle ilgili, sigorta primleriyle ilgili ötelemeler getirildi. Bir ay, iki ay taksitler 9-10'a bölündü. Velhasılı aslında hem sigortalarımıza, hem işletmelerimize, hem acentelerimize ciddi bu tip imkanlar sağlandı. Aslında temeli bunların Noyan Bey, bütün herkesin sermayesine, işletme sermayesine destek olmaktı. Bu dönem özellikle Mart, Nisan, Mayıs dönemi, şimdi Haziran döneminde de bunlar sürüyor. Bu bir dayanışmadır. Dayanışmadır. Sürdürülebilirliği sağlamadır. Onun için sigorta sektörü özellikle tahsilat bakımından şu son dönemlerde özellikle bütün paydaşlarına bir konfor sağladı. Bu konforu da sağlamaya da devam ediyor. Çünkü bu esasen şunu gösteriyor. Sigorta sektörü esasen kısa vadeli değil, uzun vadeli düşünüyor. Bir, penetrasyon düşük olduğu için bu anlamda da bu gösterilen imkanlarla da penetrasyonu da düşünüyor. Yani kısa vadeli değil, uzun vadeli bir düşünme şekli. Sonrasında da sigortayla ilgili de penetrasyonu artırma gayretleri. Bu bütün sigorta sektöründe böyle bir yaygın anlayış var. Bu imkanları sigorta sektörü hemen hemen tüm paydaşlarına tanıdı diye söyleyebilirim. Bir şey daha oldu galiba Mehmet Bey. Yani pandemi döneminde herkes içeri kapandığı için özellikle sektörü biliyorsunuz domine eden otomobil sigortaları, işte trafik ve kasko, ya hasar ödemediniz, kazalar olmadı, biraz da bu açıdan avantaj oldu gibi geliyor bana, değil mi? İyi bir noktaya temas ettiniz. Doğrudur, çünkü kimse sokağa çıkmadı. Daha doğrusu zaten biliyorsunuz büyük şehirlerde özellikle hafta sonları başta olmak üzere bir takım yaş gruplarında da dahil olmak üzere sokağa çıkma yasakları vardı. Tabii şimdi sokağa çıkmadınız, arabayı da çıkartmıyorsunuz, trafiğe de çıkmıyorsunuz. Arabanız otoparkta kalıyor, arabanız garajda kalıyor. O bakımdan özellikle frekanslarda, yani kaza frekanslarında düşme oldu, doğru. Bir takım maliyetlerde de inme oldu. Özellikle hasar ve tazminat maliyetlerinde düşüş oldu. Sigorta sektörünün böyle bir avantajı oldu ama bu dönemde de biliyorsunuz son dönemlerde de kurda da bizim özellikle oto sektöründe, araç sektöründe ithalat önemli bir miktar tutuyor. Kurdaki artış da o biraz şeyleri, avantajları açıkçası kompanse etti ama bir anlamda dedikleriniz doğrudur. Bir avantaj da sigorta sektörü bu dönemde yaşadı ama enteresan bir şekilde şunu vurgulamak isterim. Frekans düşerken bir miktar nedense belki işin yaşadığımız stres boyutu var. Biraz şiddette artmış gibi gözüküyor. Benim hani bu yorumlarım yani kazalarla ilgili. Allah korusun. Yani tabii yollar boş. Ondan sonra hani ben biraz da ona şey yapıyorum. Ya da uzun süre sürmüyorsun, sonra yola çıktığınız zaman da tenha yollar işte biraz. Onun için sigortalılarımızın bu anlamda çok dikkatli olmalarında fayda var. Bizim tespitlerimiz bu yönde ama genel anlamda bir avantajdan da, bir özellikle hasar primonu, hasar konusunda da bir avantajdan da bahsedilebilir. Doğrudur. Peki bir iki cümleyle de şeyi özetleyelim Mehmet Bey mümkünse. Şimdi yaklaşık işte Mart'ta ortasında kapandık eve, Nisan'ı geçirdik, Mayıs'ı geçirdik, Haziran'ın ortası nereden bakarsanız 3 ay. Sigorta pazarına bir yansıması oldu mu bu pandeminin? Yani bir sigortalanma oranında düşüş, yani işte otomobil sigortaları, mesela sağlık sigortalarında siz karşıladınız, pandemiyi kattınız bunun içine, önemli bir birliktelikti, önemli bir destekti. Mesela orada bir artış oldu mu? Nasıl etkiledi pazarı?
Şimdi sağlıkla ilgili de şunu söyleyebilirim. Sonra diğer hani konulara da gelebiliriz. Ama genel anlamda sağlıkta evet. Yani bu dönemde özellikle pandemi nedeniyle hastanelere sigortalarımızın, tüketicilerin, aslında tüm ülkemizin, çalışanların, insanların hastaneye gidişleri, frekansları azaldı. Onu söyleyebilirim. Yani orada ciddi bir şey vardı. Diyelim hastaneye gidişlerin azalması. Bunu biz özellikle görüyoruz. O da zaten tavsiye edildi. Çünkü hemen hemen önemli hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi. Bu dönemde de bütün sağlık ekipleri, sağlıkla ilgili bütün ekipler pandemiye yönlendirildi açıkçası. Bu da son derece normaldi. O bakımdan herkes sağlıkla ilgili sıkıntılarını erteledi. Çok acil olmadığı takdirde hastanelere gidilmedi. Burada yine frekanslarda ve maliyetlerde de ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz. Ama şu son dönemde özellikle Mayıs'tan itibaren de bir normale dönme şeyleri de var, hareketleri de onu görüyoruz. Yani provizyonlar da öyle diyelim, yani provizyon, hareket, hastaneye ulaşım neredeyse yarı yarıya bir azalma oldu. Şöyle söyleyelim, sigorta sektörü açısından da esasen birinci, ikinci ve üçüncü ayda %20'lerde, yani mesela Ocak %23, Şubat 21, sonra 17,5, 16 yani Nisan'da giderek bir primlerde de düşüş gördük aslında. Aslında çok da radikal inişler olmadı. Yani birikimli olarak bunu söyleyebiliriz. Bir iniş oldu. Özellikle Nisan ayı bir kırılma. Yani müstakil Nisan'da %10'luk bir artış oldu. Bence Nisan ve Mayıs'ta bir miktar daha, özellikle Mayıs ayı rakamları da yayınlanacak, bir miktar azalma olacak. Ama şöyle söyleyeyim, toplamda sigorta, yani hayat dışını söyleyebilirim, 22.9 milyar. Yani Nisan ayı itibariyle %16'lık toplamda bir artış var. Bizde de buna yakın bir artış var. %11'lik, 11.80'lik bir pazar payı söz konusu. Velhasılı ben Nisan ayının bir kırılma olduğunu düşünüyorum özellikle. Mayıs'ta da bir miktar daha azalma devam edebilir. Ondan sonra ama yeniden rakamlar düzelebilir. Şunu da söyleyebilirim. Tabii bu dönemde biraz beklentiler de farklı bir şekilde olduğu için devamlı bir takım düzenlemeler oldu. Sigortada tasarruf yapılan ilk finansman aracı, öyle söyleyeyim, ya da sigorta sektörü, sigorta harcamalarında sigortalarımız, tüketicilerimiz tasarruf alanına baktıkları zaman buradan tasarruf ediyorlar. Bir de beklentiler de devreye girdiği için burada bir miktar da sayı olarak şunu görebiliyoruz. Sigorta sektörüne dışına da kayış oldu ama çok ciddi oranlarda olmadığını söyleyebilirim. Sigorta sektörü netice itibariyle bu 1-2 ayda azalmayla, yani çok ciddi bir azalma olmayacak, öyle söyleyeyim, çıkışta olmadığını görüyoruz. Yeniden dönüşleri de görmeye başladık aslında Mayıs'ın sonuna doğru. Ben bu şekilde gelişeceğini düşünüyorum. Ben o iyimserim bu konuda. Onu söyleyebilirim. Peki. Şimdi gelelim o kritik soruya. Açıkçası hepimiz, kişiler, bizler, vatandaşlar, kurumlar, küçük şirketler, herkes bu pandemi sürecinde kendine bir ders çıkardı. Ve bu derse göre de önümüzdeki dönemleri planladı, programladı. Şimdi sigorta sektörüne, yani sigortacılığa bakıyorum. Evet, sigortacılık da evet bir taraftan çok ciddi pandemiden üstünü ispat etti. Çok ciddi destekler verdi. Yüzün akıyla bu işten çıktı, verdiği desteklerle bu süreçten. Şimdi önümüzdeki dönem var. Şimdi herkes önümüzdeki dönemi konuşuyor, tartışıyor. Artık klasik modellerin sanki biraz değişecek gibi gözüküyor. Mesela siz sigortacılar olarak sizler bu süreçten nasıl bir ders çıkardınız? Ya demek ki oluyormuş, ya da ya biz bu işi de demek ki yapamıyormuşuz, hangisi? Bir de sanki önümüzdeki dönemde bu çıkardığınız derse göre bir yol haritası çizeceksiniz. Neler olacak? Mesela kimi ürünler belki ön plana çıkacak önümüzdeki süreçte? Hangileridir? Ben mesela birini söyleyeyim, bana göre ben olsam, ben zaten hani yıllardır böyleyim ama ben olsam tam tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmanın tam zamanı derim. Doğru, evet, özellikle sağlık saat ön plana geçecek. Siz zaten hani bunu hemen vurguladınız, benim de vurgulayacağım alanlardan bir tanesiydi ama ilk önce bu yani yaşadığımız salgın olağanüstü bir dönem geçirdik. Biz buna hani çok seneler önce 1918'lerde, 100 yıl öncesinde bir salgın görüldüğü için bütün dünyada, esasen bütün sektörler, ekonomi, ülkeler, dünya bunu unutmuştu. Fakat böyle bir riskle de
yüz yüze geldik ve evlere de çekildik. Yani sağlıkla birlikte, sağlıkta ki olumsuzluk ekonomiyi de açıkçası olumsuz bir şekilde etkiledi, tetikledi. Bunu da görüyoruz. Yani bütün dünya ülkeleri de, özellikle ekonomi yönetimleri de buralara destek olmaya çalışıyor. Daha rahat geçirmek için ciddi sıkıntılar var. Şimdi burada tabii hemen hemen tüm sigorta sektörü, ülkeler, çalışanların büyük bir kısmı evlere çekildi. Bir inzivaya çekildi. Herkes bunlardan da, inziva denilince de tabii bir takım düşüncelere de dağıldı. Yani geçmiş dönemde neler yaptık, bundan nasıl ders çıkarabiliriz, gelecekte de ne yapmamız gerekir diye bunları da düşündü. Hepimiz düşündük. Bireyler düşündü, kurumlar düşündü, ülkeler düşündü. Biz de tabii bu konularda bayağı bir düşündük. Ama ilk önce şu var, bütün bunlara rağmen sigorta sektörü, şöyle söyleyeyim, sürdürülebilirlik nedir? İş sürekliliği nedir? Bunu bir defa da önüne koydu. Yani birinci ders bu. Yani ilk önce hani ürünler tabii ki şimdi yeni ürünler gündeme gelecek ama ilk önce bizim bu ürünleri sunmamız için hayatta kalmamız lazım ve düzgün iş yapmamız lazım. Sürdürülebilirliği sağlamamız lazım. İş istikrarını sağlamamız lazım. O bakımdan sigorta sektörünün ciddi iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Biz de öyle. Yani şöyle söyleyeyim, hiçbir kesintiye uğramadan şükür teknolojik yatırımlarımıza, şükür iyi ekiplerimize, çok o konuda çok müşteriyim, teknoloji konusundaki ekiplerimiz çok kuvvetli, hiçbir sıkıntı yaşamadan bütün işlerimizi teknolojiyle evlerde, biraz önce de bahsettim, kuvvetli diyalog ve iletişimde hiç bitmedi diyaloglarımız. Sadece çalışanlarla mı? Bu dönemde özellikle İletişim tarafında ciddi bir iletişim ekibimiz var bizim, burada müdürlüğümüz var. Onların da destekleriyle bütün paydaşlarımızla, yani acentelerimizle, banka tarafında, brokerlarımızla, çalışanlarımızla zaten bütün iletişimlerimizi koruduk. Yani şöyle söyleyebiliriz, bu tip konuları sigorta sektörü, diğer sektörlerde bütün ekonomi katastrofik riskleri zaten dikkate alıyordu. Şimdi bunları daha dikkatlice dikkat almamız lazım. İş sürekliliği son derece önemli. Bir defa burada yeniden bütün konuları dikkatle gözden geçirmemiz lazım. Çünkü önümüzdeki günlerde biliyorsunuz çok daha önce bu pandemi riskinden önce deprem riskinden de bahsediliyordu. Risk denilince de zaten hayatın bütün alanı risklerle dolu ve sigortadan bahsediyoruz. Bir sigorta bütün hayatı kapsıyor. Burada da uzaktan çalışma sistemi devreye girdi. Biz bunu hep konuşuyorduk ama devreye girmiyordu. Şimdi yani şu %20'miz burada, %80 evlerde çalışıyoruz. Şimdi bundan vazgeçecek miyiz? Derslerden bir tanesi belki bu. Belki %40-50'ye geleceğiz ama uzaktan çalışma sistemine netice itibariyle buna şey yapacağız. Yani devam edeceğiz gibi gözüküyor. Tabii bunların hepsini arkadaşlarımla beraber değerlendiriyoruz. Sonra mesela şimdi bugün yaptığımız sizinle beraber yaptığımız toplantı, yani daha önce ben size yani merkezinize gelmiştim, orada programı yapmıştık. Şimdi acaba diyoruz ki çok uzun seyahatlere yurt dışına, yurt içinde yapmaya gerek var mı? Tabii yapılmak gerekenleri yapacağız, gidilmesi gereken yerlere gideceğiz. Ama bu toplantıları bu şekilde yaptığımız zaman, bu teknolojik imkanları varken yine acaba tamamıyla eskiye dönelim mi? Özellikle maliyet açısından baktığımız zaman da bu tip toplantıları, ondan sonra bu tip ziyaretleri bunların üstünden yapmak son derece efektif ve verimli geliyor. Bunları düşüneceğiz. Bunları sağlayacağız. Tabii özellikle ürünler bakımından geldiği zaman, yani şöyle söyleyeyim, ürünler başta söylediğiniz sağlık. Yani sağlık konusunda ciddi bir farkındalık oluştu. Özellikle tamamlayıcı sağlık konusunda ben sesleniyorum. Yani şimdi bütün sigorta alanlarında aslında onu söyledik. Hayat risklerle dolu ve sigorta da bütün hayatı kapsıyor. Ben bütün alanlarda, bütün sigortalılara, tüketicilere, ondan sonra çalışanlara, insanlarımıza, ülkeye sesleniyorum. Yani sigorta konusu son derece önemli. Kendinizi sigortasız bırakmayınız. Sigortaya geliniz, bunları değerlendiriniz diye düşünüyorum. Ama özellikle her şeyin başı sağlık. Ekonominin başı da sağlık. İnsanın bütün faaliyetleriyle ilgili de temeli sağlık. Sağlıksız bir insan zaten içe döner. Kendisine bakar, etrafına da bakamaz. İlk önce sağlık, sonra iş güç, aile, sonra işler güçler. Velhasıl sağlık sigortaları, özellikle tamamlayıcı sağlık. Çünkü burada sigorta şirketlerinin
ciddi imkanları var ve bu hakikaten o hizmete göre fiyatlar falan da şey yapıyor. Fiyatlar yelpazesi de çok uygun. Sağlık. Bir diğer bahsettiğiniz için özellikle sağlıktan girdim. Hem tamamlayıcı sağlık hem özel sağlık. Bütün keselere, bütün imkanlara gelir düzeylerine seslenen bir yelpazede bir ürün setimiz var. Hem şirketimizin hem de diğer şirketlerimizin, sigorta sektörünün. Diğer konu da tabii şu çok önemli, teknolojiden bahsettik, teknoloji ekiplerinden bahsettik. Son derece kuvvetli bizde de ama bunun karşısındaki güçler de yani hackerlar da kuvvetli. Onlar da ciddi riskler oluşturuyorlar. Orada yine bir risk var. Siber sigortalar özellikle önemli. Bu konularda da ciddi bir şey olacak diye düşünüyorum, gelişme olacak diye düşünüyorum. Bir diğeri ekonomiyle ilgili. Tabii bahsettik bizler özellikle mikro işletmelere, özellikle acentelerimize, paydaşlarımıza işletme sermayesi ve sermaye açısından da destek vermeye de çalıştık. Bu dönemde yine bu desteği bir ürünle de verilebilir. Yani geniş bir yelpaze var. İşte alacak sigortaları, kredi sigortaları bunlar da gelişecek diye özellikle düşünüyorum. Velhasılı bu önümüzdeki dönem hani bu ilk üç temel ürünlerde, branşlarda ciddi gelişmeler olacağını düşünüyorum açıkçası. Bunları da vurgulamak istedim. Tabii işin ev tarafına gelince de evden çalışınca da şunları gördük ben bireysel olarak da. Ya aslında o kadar evi daha dikkatlice inceleme başlıyorsunuz. Ya buna gerek yok. Şuna gerek var mı? Ona da gerek yok. Çok fazla tüketime gerek var mı? Dışarıya işte evde bir şeyler yapmaya başladık. Maharetli olanlar döktürmeye herkes birbirine göndermeye başladı. Pasta, börek, çörek, yemekler falan. Yani daha sade, daha basit, daha fazla böyle har vurup harman savurmadan daha tasarruflu bir yaşam imkanı da var. Eskiler bunu aslında bu döneme böyle salgın olmadan önce de bir inziva derlerdi. Belki sizler de bilirsiniz. Yani inzivaya çekilmek. Evet. Yeniden kendinizi, yeniden ailenizi, evet, yeniden sevdiklerinizi, yeniden evinizi keşfetmek. Aslında bu dönemde bir tanesi sağlık sıhhat önem kazandı. Çok yani ikincisi hijyen, temizlik. Ama bir taraftan da sade bir yaşam aslında fena da değilmiş yani. Sade bir yaşam, tasarruflu bir yaşamda. Bir de valla bu hastalık, tabii salgın şunu da gösterdi, hastalık karşısında hiç ırk, din, milliyet, bütün ülkeler, bütün yer küre, dünya bununla maruz kaldı. Herkes de eşit, eşitlendi diye söyleyebilirim. Son bunu söyleyebilirim yani. Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten çok iyi bilgiler paylaştınız. Ben teşekkür ediyorum, sağlıklı günler diliyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diliyorum size. Çok teşekkürler. Evet. Hem size hem ekibinize sağlık sıhhat diliyorum. Hem ben ve kendi ekim adına, Anadolu Sigorta adına çok teşekkür ediyorum programa çağırdığınız için. Yeniden sağlıkla sıhhatle ileride güzel günlerde görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan bizlerle birlikteydi. Bayağı bir uzun uzun sohbet ettik diyebiliriz. Eminim keyif almışsınızdır. Hem geçtiğimiz 3 aylık süreci değerlendirdik hem de gelecekte bizleri, vatandaşları, asıl önemli olan tarafı orası, tüketicileri sigorta ürünleri konusunda nelerin beklediğini, nelerin değişeceğini ve bizim de buna göre nasıl bir pozisyon alacağımızı Sayın Şencan'dan öğrendik. Bu programlara, sigorta programlarına devam edeceğiz efendim. Çünkü sizlerden gelen çok fazla sorular var, merak ettiğiniz konular var. Biraz daha derinlemesine doğru ineceğiz. Eğer bir yorumlarınız ve sorularınız olursa Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de iletebilirsiniz efendim. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.